Sevgili seyircilerim merhaba. Bugün çok yönlü, benim çok sevdiğim rengarenk bir konuğum var. Kendisi şair, yazar, yönetmen ve de oyuncu. Hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda yer aldığı yapımlarda adından söz ettiren sevgili Nursel Köse bizimle. Hoş geldin Nursel, nasılsın? Süperim, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Burada olmaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Süper görünüyorsunuz. Ya hakikaten öyle rollerde oynadın ki bütün Türkiye'nin gönlünde taht kurdun. Ekran seni belki bir açıdan tanıtıyor ama ben bugün Nursel'i birçok açıdan tanımak istiyorum. İzninle hemen başlayalım. Malatya'da dünyaya geldin ve 7 kardeş. Nasıl bir çocukluktu? Abi küçük bir anaokulu gibi. Yani çok eğlenceli bir çocuk geçirdim bütün kardeşler arasında. Ablalarım, abilerim bize örnek oldular. Hmm. Onlar yatılı okullarda okudular, öğretmenlerdi. Bizim ailede böyle sanat, müzik, edebiyat çok böyle üst raflarda. Çok değer verilen bir şeydi. O yüzden herkes bir enstrüman çalmayı biliyordu. Edebiyatta, şiirle, resimle uğraşılan böyle çok ilginç bir aileydi. O yüzden müthiş bir zenginlik, evet. Bir şans bu aslında. Evet. Peki Almanya'ya okumaya gittim. Gittin ama kaç yaşındaydın ki? 17. Yani liseyi 17. Bitirir bitmez Almanya'ya gittim. Ablam orada öğretmendi. İşte üniversiteyi okumak için beni de yanına aldırdı. Sonra diğer kardeşler de, 6 kardeş de Almanya'ya gittik. Üniversiteleri okuduk. Orada peki yaşadık. Nasıldı Almanya'ya gittiğin ilk yıllar? Çünkü bir lafım var, ben Türk olmayı Almanya'da öğrendim demişsin. Biraz açar mısın? Ne demek? Açayım. Yani ilk etapta Almanya'ya gittiğimde soğuk havası, insanların böyle çok distant, mesafeli olması falan çok ilgimi çekmişti. Hatta 2 ay sonra aileme yazmıştım. Burada çok yağmur yağıyor. Ben burada yaşayamayacağım, beni alın diye. Malatya gibi sıcak bir iklimde. Onlar da okulu bitir gelirsin diye yazmışlardı. İlk intibam biraz ona soğuk bir ülke olmasıydı. Ama zamanla şeyi de fark ettim. Yani soğukluklarının sebeplerinden bazıları işte bizim yabancı olmamız, Türk olmamız, hangi akademisyen konumda olursan ol, onların şablonlarından bakılan insanlar olduğumuzdan. Şey demişsin. Diploma bizi özgürleştiriyor. Yani kapılar açılıyor. Diploma çok önemli. O nedenle ben orada ne okuduğunu merak ediyorum. Ben yüksek mimar mühendisim. Mimarlık okudum. Evet, mimarlık okudum. Bak sen. Yani ben özel öğrenci olarak gittiğim için yani orada doğup büyüme olmadı. Hı. Almancayı sonradan öğrendim. Yani 4-5 yıl Almanca öğrendim. Hazırlık sınıfı yaptım. Hı. Yani burada üniversiteyi bitirirken insanlar ben yeni o zaman üniversiteye başladım. Yani biraz geç başlamış oluyor, zaman kaybettim. Ama dilini öğrendikten sonra. Tabii, dili öğrendim. Notlarım onu tutuyordu. Yani mimarlıkta değişik bir meslekti. Oyunculuk yapacak imkanım yoktu. Yani oyunculuk okuluna gitmek için. Var mıydı ama hayalinde? Biraz vardı ama yapabileceğime inanmıyordum. Bir hani çocukken ya şarkı söylermişsin falan böyle. Hani vardır ya çocuklar. Aynanın karşısına geçerler böyle elinde bir şey mikrofon yapar. Ama yani. Ne oldu? Yeşilçam filmlerini, sizin filmlerinizi izleyip de şarkı söylememek olur mu? Yani hep hayalim oydu. Bütün Türkiye'deki kızlar gibi ben de süslenip tüyler müyler takıp şarkı söylüyordum. Şarkı söylemek ve oyunculuk aynıydı ya, hani daha çok Yeşilçam filmlerinde. Biz de onlarla büyüdük. O anlamda esinlenmemek mümkün değil. Mümkün değil. Ama peki bu hayalini gerçekleştirdin mi? Tam gerçekleştirdim diyemem ama bir parça yaptım. Eşim müzisyen. Hmm. Bu hayalimi bildiği için Allah bana ses vermemiş. Yani, öyle mi? Evet. Ya böyle bir ses işte. Bas. Eşimle böyle bir parça yaptık. Ama böyle şarkı söyleme mahiyetinde değildi. Anladım. Daha çok kadına karşı şiddete bir tepki olarak bir parça yaptım. Daha çok böyle bir seslenmelik. Şimdi Almanya'da
bir kabare grubu kurmuşsun. Yer kozmetikçileri. Adı da çok enteresan. Türkiye'de şöyle çıkmıştı hatırlıyorum. Almanya'da yaşayan Nursel Köse, Türklerin bu ülkedeki olumsuz imajını silmek için kadınlardan oluşan bir kabare kurdu diye. Bu nereden icap etti, nasıl böyle bir şey düşündün? Tamam, kabareyi anladım da yani sırf kadınlardan olması, az önce kadına şiddeti ele aldık dedin. Bir sosyal sorumluluk tarafım var, hassas olduğun konular var ve galiba orada biraz da hani yabancılara karşı Almanların bakış açılarından da rahatsız oldun. Turneler falan yapmışsınız. Oralarda nelerle karşılaştınız? Yani ilk etapta o ülkede bir şeyler söylemek gerektiğini hissettim. Hem kendim bizzat ayrımcılık, ötekileştirme, biraz yabancı olmayı hissettim. İlk yıllar bunları hissetmedim. Hani Almanca'nın da gelişmemesinden sonra. Daha sonra oradaki vatandaşlarımızla ilişkilerim oldu. Çocuklarıyla çalıştım. Çocuk tiyatroları yaptım. Türk kadınlarıyla çalıştım ve oradaki ezikliğin farkına vardım. Asıl eziklik dilden kaynaklanıyordu. Dili bilmemek. İlk ve ikinci jenerasyon hakikaten dili anlamadılar. Dili ana dili olarak konuşuyorlar. Evet. Türkçeyi biraz zorlanıyorlar. Evet, yeni nesil böyle. O anlamda bir şey söylemek lazım, bir şey yapma. Bir dolduğumu hissettim. Ama zaten öğrenim sırasında da tiyatroya başlamıştım. Çeşitli Alman ve Türk tiyatrolarında. Hatta radyoda da değil mi? Radyo tiyatroları. Stand-up yapmışsın. Yaptım. Aferin. Yani bütün Almanya'yı, Almanca konuşulan ülkeleri öyle bir turladık ki hiç gidilmemiş yerlere gittik. Hiç hayatlarında Türk kadın görmemişlerdi. Mesela ben sahneye çıkıp hiç böyle etiyle, kemiğiyle, kanıyla, canıyla Türk kadını gördünüz mü? Yok falan diyorlardı yani. O anlamda tabii ki yabancı olarak belirli şeylerin altında ezildik ama bir kadın olarak da, Türk kadını olarak da başka klişeler de var, başka ön yargılar da var. Ön yargılar var değil mi? Biz de şeyi fark ettik, işte diploma dediniz ya, diploma bir şeyi belki değiştiriyor ama tamamen ön yargıların yok olmasına sebep olmuyor. O yüzden onlar için hep temizlikçi kadındık. Bütün yabancılar, bütün Türk kadınları temizlikçidir. Tamam, biz de hadi temizlik yapalım. Yer kozmetikçileri olarak böyle bir yola çıktık. İsim çok cazip ama. Almanya'da dedin ya, tiyatro yaptım, çocuklara tiyatro yaptım, radyo tiyatrosu yaptım, stand-up yaptım. Ve ilk sinema filmin 88 yılında. Evet. Alman yapımı. Yönetmenin kimdi? Hartbom. Ayrıca şeyin yani Fatih Akın'ın filan da hocalarıydı üniversiteden. Evet. Yani. Yasemin adlı bir filmdi. Evet. Sonra bir Türk yönetmen, Buket Alakuş'la yaptığınız bir film var. Onun adı Anam. 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 Anam'da senin canlandırdığın rol? Anam'dı. Yani Emine. Anam şeydir yani, Alman sinemasında Türk kadınları pek kahraman olmuyor, çok nadir, ya hep ara roller oynanır da. Hı-hı. O yüzden Anam çekileceği zaman böyle bir şey yayıldı bütün Almanya'ya, işte bir kadın aranıyor diye. 40-50 kişilik bir kast yapılmış, en son bendim. Ben gittiğimde ben oldum yani. O anlamda şeydir, bu da bir klişedir işte. Bir film yapılacak, bir dizi çekilecek. Bütün Almanya'daki Türk kadınlarını toplarlar. Bizde böyle örgörenler olur, işte kabul günü gibi. Sen de bir gel, aa ya, tiple hiç alakası olmayan her tipten kadını toplar. Böyle bir kastan geçirirler. Bu da bir ayrıca çok komik bir durumdur yani. Anam beni hakikaten Alman kamuoyuna da tanıtan filmlerinden bir tanesiydi. Emine'nin karakterini o zaman çok fazla sormayayım da, yönetmen neden çekin? İlk anamda da böyle çekingenlik oldu. Ben de hep oldu. Anamda şeydi, bütün neredeyse imza atılacak duruma gelmiştim. Vazgeçtiler benden. Yapımcı şey demiş, böyle güzel bir Türk kadını olmaz. Yani
O temizlikçi kadındı çünkü. Ya. Bir de Alman polisi hayran oluyor ona. Böyle bir kadın olmaz, inandırıcı değil dediler. Beni tekrar çağırdılar. Başka biriyle çalıştılar, olmadı. Beni tekrar çağırdılar. Bu sefer gittiğimde böyle minileri çektim, full makyajla gittim. Ama yanımda temizlikçi kadın kostümleri götürdüm. Bana bir iki dakika müsaade verin dedim. Gittim, kaşları kalınlaştırdım. Saçı ortadan ayırdım, kostümü giydim, geldim. İnanamadılar. Aa filan oldular. Ondan sonra tabii ki bu başıma çok geliyor. Hani onların kafasındaki... Ondan sonra da bir sürü dizide oynadın. Orada filmlerde var. Savana, Kebap Connection. Kebap Connection, bizden. Evet, Fatih'in de o da. Başka Birlik. Yani bunlardan sonra yaşamın... Miladım geldi. Değil mi? Evet. Bence de öyle. Senin evet. Dönüm noktan ve Türkiye'de senin tanınman. Daha önce tanışıyor muydunuz Fatih'le? Fatih'le tanışıyorduk. Anam filminin yapımcısı, Fatih'in de bütün filmlerinin yapımcısıydı o zamanlar. Vüste film. Biz çekimlerdeyken hatta Fatih sete gelmiş, bizi ziyaret etmişti. Öyle uzaktan bakıp gitmişti. Daha sonra galalarda gördük. Ayrıca DJ'dir Fatih. Program yapardı gelip benimle. Ortak arkadaşlarımız vardı. Görüşüyorduk. O hep şaşırıyordu. Şey diyordu ya. Senin gibi güzel bir kadın. Kendime kompliman yapıyorum şimdi ama. Bu kadar güzel bir kadın. Evet, niye çok hep böyle? Güzel bir kadınsın. Teşekkür ederim. Niye hep bu ezik rollerde oynatıyorlar seni? Ben farklı oynatacağım. Bir gün seninle mutlaka çalışacağız dedi. Aradan zaman geçti. 2003'tü anam filmi çıkışı. 2006'da bir gün beni aradı Fatih. Böyle şeyden telefon gelir gibi Hollywood'dan. Önümüzdeki 2 sene içinde çocuk sahibi olmak istiyor musun? Dedi. Yo dedim. O zaman birlikte çalışacağız. Senin için güzel bir rolüm var. Çok güzel. Aynen. Buradan Fatih'e selamlarımızı yollayalım. İnanılmaz. Gerçekten hem film olarak hem senin kariyerindeki yeri olarak çok önemli bir film. Çok Fatih'e güzel. Sevgilerimizi yolladık ama Tuncay Elkurt ise de Allah rahmet eylesin. Allah rahmet demek eylesin. Geldi içimden. Ne kadar değerli bir oyuncuydu, ne kadar güçlü bir oyuncuydu ve bu filmde onunla karşılıklı paylaştınız. Zaman zaman şey yapıyormuşsunuz, improvize yaptık, değil mi? Birlikte çalıştık senaryoyu birlikte. İlk karşılaşmamız Hamburg'da, işte ben Berlin'den gittim. Böyle upuzun bir masada oturuyorlardı en başta Tuncay Kurtiz. Ben acayip heyecanlıyım. Gittim ve o ayağa kalktı. Tokalaşacaktı. Ben sizi öpeceğim dedim. Sarıldım öptüm ve bir aramız inanılmaz güzeldi. O da böyle Fatih'e döndü. Bu kızı nereden buldun? Bu kız da varmış herhalde. Yani. O da sendeki cevheri gördü herhalde ki. Gördü herhalde. Sahneleriniz gerçekten çok güzeldi. Çok ödül kazandı film. Evet. Değil mi? Cannes'da ödül aldı. Altın Portakal ödülü aldı. Daha çok. Hatta Oscar'a aday gösterildi. Oscar'a evet yabancı. Sen de ödül kazandın bu filmden. Ben de kazandım. Ya bana çok iyi geldi o film. Her türlü. Onun için dönüm noktası. Ya evet dönüm noktası öyle. Cidden. Yani hem Türkiye tanımam açısından hem dünya böyle platformlarında, sinema platformunda birdenbire ben olmam. Tuncay Kurtiz, Hana Şugur'la gibi oyuncularla o tarih gibi. Hakikaten tarih gibi. Ya çok şanslıyım. Şansın hep devam etsin inşallah. Aslında bir ödül almak, bir nevi taçlandırılmak, bir nevi takdir edilmek çok önemli bir şey. Kesinlikle. Film festivallerinin sinemaya katkısını sorsam sana ya da oyunculara. Yani film festivalleri bizim esas star olduğumuz yerler oralar. Kırmızı halı, galalar, film festivalleri. Kendimizi lanse ettiğimiz, hiç tanımadığımız seyircilerle sinemalarda olmamız oyunculuğun en güzel ödülü. Ödül almak daha da büyük bir ödül ama bizim kendimizi gösterdiğimiz platformlar çok önemli, çok ciddiye alıyorum.
Hele uluslararası olursa bir yabancı ülke sanatçılarıyla da alışverişte bulunmak, tanışmak. Çok... Yani Cannes Film Festivali'nde bir gün önce Angelina Jolie ve Brad Pitt'in yürüdüğü halıda ertesi gün ben yürüdüm. Ne güzel anlatıyorsun sen. o zaman 2021 yılına geliyoruz yavaş yavaş. 2011 affedersin. Orhan Kemal'in başyapıtı değil mi? 72. Kovuş. Evet. Evet. Kuru Nedime. Vay, ay. Vay 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 vay. İlk kötü karakterim Türkiye'de. Yani Türkiye'de de demeyeyim, Almanya'da pek kötü karakter oynamadım. Sert karakterler farklı oynadım ama. Farklı millet kadınlarını oynadın ama. Oynadım. Bir Faslı oldun, Arap oldun. Tabii tabii tabii. İtalyan dahi oldum. Ama 72. Kovuş'taki Kuru Nedim'e, yani benim ilk sınavımdı. Hem sinema hem Türkiye'de yaşamın kıyısından sonra çok ağır bir roldü. Çok kötü bir karakterdi. Yani ben bu karakterden korktum demişsin sen. Herhalde çok heyecanlandın diye düşünüyorum ben. İstersen önce bir izleyelim. Aa, var mı? Var. Kötü kadın. Var. Odun parasına katılmadı mı bunlar? Bedavaya papuç bırakacak göz var mı bende? Fatma, kalk kız. Çay doldur bize. Size söylemedim. Duymadın mı? Hasta değilsin, sakat değilsin. Kalk kendine. Aa! Ulan ben senin ağzını yırtmaz mı? Abla, abla dur. Dur abla, dur. Dur abla, dur. Geber şunu. Geberteceğim lan. Yeter. Yeter. Bana bak dedim. Bana bulaşma. Fena olur. Hala dur. Beyler. Yak şunu. Yak şunu. Ne karnın var be? Senin için canlandıracağın karakter de önemli ama senaryo çok önemli değil mi? Yani hikaye önce bir sarmalı insanı. Wow olmalı. Böyle, kafanda resimler canlandırmalı. Aşağı yukarı filmi görüyor gibi olmak gerekiyor. Yani benim senaryo tabii ki çok önemli. Sonra da karakter analizi çok önemli. Yani karakteri bize nasıl anlatıyor, nasıl görmek istiyor. Hı hı. Ondan sonra da zaten okeyle birlikte yönetmenle, oyuncuyla, yapımcıyla, senaryoyla bir haşır neşir olma. Size ben ne anlatayım ki siz biliyorsun. Ondan sonra bir karaktere iniş başlıyor. Ben derin çalışıyorum, çok uğraşıyorum karakterle. Yani korktuğum dediğim, yani beni korkutup heyecanlandırmaz. Kendimle özdeşmeyen, bana benzemeyen birini oynamak her zaman. Çünkü böyle bir bilmediğim bir delhiz gibi ve onun da inandırıcı olması, hakikat gibi görünmesi gerek. Buna çok önem veriyorum. O yüzden böyle bir sancılı sancılı her seferinde böyle dokuz doğurduğum bir proses oluyor benim için. Ya ben oynamıyorum, yaşıyorum o karakteri demişsin. Bu çok önemli. Zaten öyle olunca inandırıcı oluyorsun. Ay ne kadar güzel oynamış demek kadar kötü bir şey olamaz, iltifat olamaz. O olmuşsun demek çok daha büyük bir iltifat. Şimdi bir dram filmi, içimde akan nehir. Erhan Güleriz, evet. Yani kariyer başladı ve renkler başladı. Yani Nursel'i biz birçok karakterde görmeye başlıyoruz. Tek düze bir oyuncu değil, illa bu rolün oyuncusu diye bakmıyoruz Nursel'e. Nursel'de daha neler var diye bakıyoruz. Ne güzel. Teşekkür ederim. Biraz istersen filmden bahset. Ama VTR'miz de var. Onu da izleyeceğim. O da var. Evet. Orada da değişik bir karakter. Erhan Güler yüzde, ben kısa film yaptım. O kısa film üzerinden Erhan'la tanıştık. Hatta filmin müziğini Erhan yaptı. Böyle bir arkadaşlığımız, dostluğumuz oldu.
Ben o zamanlar Cihangir'de oturuyordum, aynı mahallede. Hemen ofisini çalar, kapısını, kahvesini içerdi. Filmi kendi yazıyordu, çalışıyordu. Sana da burada bir şey düşünüyorum, oynar mısın dedi. Yani küçük bir şey, başrol değil falan. Ben hiçbir zaman rolün küçüğüne, büyüğüne bakmadım. Beni sarıp sarmamasına i̇şte, baktım. Önemli olan o. O yüzden de öyle cici bir film oldu. Ama... Seyredelim mi? Olur. Nazlı'ya nerede lahana sarması? Hani yapacaktın? Yarım saat sonra çıkacak sarma. O zaman yersiniz Hakan Bey. Şimdilik bunlarla idare edin. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Alo. Nehir'cim nasılsın? He ben aramıştım. Bir çay falan içeriz diye. Göldeyiz. Gelsene. Ne? Kapına mı dayandı? Ne zaman? Olmaz öyle. Ben seni bu durumda yalnız bırakmam. Tamam peki. Ben birazdan geliyorum. Yahu bu kızın ne dertli başı var ya Rabbi. Kıza uzun zamandır bu salat olan bir sapık bak. Bugün yine aramış. Tehdit etmiş. Kapıya dayanmış. Zavallının ödü kopmuş. Suna... Bu benim karşı dairedeki öğretmenim. He. Hayrola? Ya bugün adamım... Bu da biraz daha anı açtı böyle. Aslında bir gözlerinde bir komik... Sen aslında komik bir kadınsın. Ama hiç... Ya da çok az. Çok komedi az. Filmi var. Ben çok yakıştırıyorum sana. Ya teşekkür Vallahi ederim. Vallahi billahi. Çok seviyorum komediyi. Değil mi? Zor iş. Ama sinemada o kadar oynayamadım. Denk gelmedi. Gelmedi. Değil mi? Benim ciddi yapım komediyi siliyor galiba. Oyunculuk anlamında kendini nasıl beslersin? Yani sadece ver değil, nasıl almakta zorundayız. Yani ilk etapta kendime iyi bakarım. Çünkü kapitalim kendim. Yani bedenim, zekam, ruhsal durumum. Ona çok önem veriyorum. Çok önemli. Çok evet. Yani özel yaşamım, kendi huzurum, sporum işte. Ayrıca da role hazırlanmak için işte metotlar var, kitaplar var. Hani o metotları zaman içinde hepimiz öğrendik. O anlamda yaptığım iş iyi çıkarsa kendimi takdir etmesini de biliyorum. Bravo diyorum. Yani kendimi seyreden bir insanım. Bazı oyuncular var. Kendi kendini eleştirebilen evet. bir insansın. Bakarım ona. Yanlışlarımı, hatalarımı görürüm. İşte gözlerimi çok kırparım falan. Oralarda böyle bir takılırım kendime. Ama fanlarımla, seyircilerimizle bir araya geldiğimizde onlarla olan yakınlığa çok önem veririm. Onların fikrine önem veririm. Kırmızı halılarda, festivallerde bunun tadını çıkarırım. Ya oyunculuk eğitimi almadın ama gerçekten okuyarak, çalışarak, merak ederek, emek vererek, izleyerek, kendini oluşturarak evet. Gerçekten çok iyi bir oyuncu oldun. Mesela en son yok neydi Kaçma Birader'de bir komediydi mesela orası. Ha yani evet. Ben çok yakıştırıyorum bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. İstersen, ben de yakıştırıyorum. İstersen oradaki o şu kadını bir izleyelim. Mantıcı Züleyha, ortamcı Züleyha, kolpacı Züleyha. Bütün bu Züleyhaların ortak bir zaafı var. Ne diye sor? Ne? Sen mama. Sen. Ya bak Züleyha anladık tamam. Felen çemberiyle hula oynamışsın tamam da bizim durumumuz ne olacak? Bizim oğlanı nasıl bulacağız? Kurban olayım yardım et şuna bir bak ya. Ha mekan bu mu? He. Hallederiz bu işi kolay. Alo Remzi abi. Şu renkli gözlü kız senin mekanda çıkıyor mu hala? Çıkar çıkmaz bana haber et. Kızın haberi olmasın ama. Hah tamam. Rahatladın mı? Az önce de söyledin ya... ...bir kısa film yaptım dedin.
Kısa film çok önemli bir iş. Çok zor bir iş. Konusu neydi? Orada da yine böyle bir sosyal sorumluluk damarın tutarak bir konuyu mu ele aldın? Neydi? Ne? Evet, enkaz. Enkaz adı. Almanya'da 99 depreminde o dönem kaç gün, daha doğrusu aynı gün Almanya'dan bir çift geliyor. Alman eşini ailesine tanıtmak üzere bir Türk kızı ve burada geliyor. Deprem. Ve kendi yaptırdıkları Karadeniz'deki Yalova'da apartmanın altında kalıyorlar depremde. Böyle bir şeydi yani. Sen yazdın. Ben yazdım. Sen yönettin. Çektim, evet. Eşim de oynadı. Yok, oynamadım. İkisi bir onu ama oyunculuğun yani. Biriktirdiğin, tanıdığın yönetmenler, onlardan edindiklerin, oyunculuğunun mutlaka yönetmenliğine katkısı olmuştur diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Evet. Türkiye'de onu seviyorum. Ekipte kamera arkasında çalışan herkes her işi yaparak geliyor oraya. İşte getir götür çocuğuyken ya da kızıyken kameraya doğru, yönetmenliğe doğru öğrenerek şans veriliyor ve böyle bu dizi sektörünün de getirdiği çok muhteşem ekipler var arkada. O anlamda ben gözlemciyim, bakıyorum yani işimizden dolayı da aynı zamanda, fakat çok zor bir iş yönetmenlik. Yani biz bir tek oyunculuğa konsantre olurken o her şeyi düşünmek zorunda. Bana ağır geldi. Tabii ki çok iyi ekip olması lazım ama belki çok ileride, yani tam böyle yönetmenlik yapacağım gibi bir durum yok ama kısa filmler yapabilirim. Kısa film çok önemli. Çok önemli, çok seviyorum. Hatta kısa film yapan bütün gençlere buradan sesleniyorum. Starlara gidin, onlarla konuşun, isteyin. Yani beni çok Almanya'da da çok isteyen oldu. Asla kırmadım. Güzel rollerse, iyi işlerse kısa filmde çok oynadım. Çok da severek yaptım. Çok da desteklediğim bir şey. Çok iyi yapmışsın. Hani komedi değil, çok belki büyük bir dram ama paramparça da canlandırdığın kadın, yani için için güldürdü insanları ve kendinle müşterek çok şey buldular yani. Herhalde evet. Sen de çok severek canlandırdın onu. Çok rahattın çünkü. Demişsin ki ben bu Keriman'ı, Keriman'dı değil mi? Keriman. Seyircilerimle konuşmanın yolunu açtı demişsin. Evet. O çok hoşuma gitti. Keriman. Keriman. Keriman'ın bir hayatı var. Evet. Yani ben de seyrettiğim için diziyi çok iyi hatırlıyorum. Ben senin her çıktığı sahnede gülüyordum. Ne kadar ağır dram olursa olsun orada. Evet. Kadıncağız Nurgül'ün canlandırdığı karakter büyük ızdıraplar içerisinde. Evet. Çaresizlik içinde filan. Sen iki laf ediyordun. Hayda. Sen Keriman'dan söz edersen çok memnun olacağım. Keriman bildiğimiz kötü ruhlu bir görümceydi bana geldiğinde. Hatta bir iki bölümü çektikten sonra yönetmenimiz Cevdet Mercan şey dedi. Ya sen bunu kötü oynuyorsun, çok kötü oynuyorsun. Yani şey anlamda, iyi kötü anlamda bu. Sen biraz kork, aslında Türkiye'de döverler insan kötüleri dedi. Gözlük tak, şapka tak, öyle dolaş. Ben de böyle o kadar hem tedirgin oldum hem şey oldum. Ama dedim ki hocam bak, burada söz veriyorum. Bu karakteri herkese sevdireceğim dedim. Ve sevdirdim. Gerçekten. Yani sevdirmemin kadını çok yönlü gösterdim. Yani insani yanını, muzip yanını, çakal yanını, kalleş yanını, kötülük yanını, aynı zamanda anaçlığını. Yani bütün bunların toplamındayızdır da biz zaten olarak. Zaten insanın içinde hepsi evet. Var. Almanca gelmesi, Almanca olarak. Almanca kelime, idiot falan diyor. Onun da getirdiği bir şeydi. Keliman dokunmatik bir insandı. Herkese dokunuyor, herkes öpüyor, herkese ve aşırı yeme düşkünüydü. Her şeyi yiyebiliyordu. Her şeyi yiyen bir kadın düşündüğünüz zaman, bir sahnem vardı, Şöbiyet
yiyor böyle ağzından sular akarak. O gece Türkiye'de şöbiyet kalmamış. Bütün herkesin iştahı açmış. Ay, herkesin iştahı. Yazıyordu seyircilerim ya nasıl sen bu kadar böyle böyle. Yani ekmeğin içine makarna koyup yiyen aç gözlü doymayan. Yani ruhu açtı çünkü. Aç gözlü doğru. O anlamda insanlar onu kabul ettiler. İşte hani yumurtayı yaparsınız tereyağlı. Biraz kalır da sofrayı toplarken bir ekmek sürer alırsın atarsınız ya. Bütün o gizli şeyleri ben yaparak Kerim Han ortaya koyuyordu. O yüzden çok güzel bir karakter çizmiştin. Görüntülerimiz var. Evet. Bakalım yine cadılık yaptım. Ağzını topla Kerim Han Hanım. Niye toplayacakmışım be? Niye toplayacakmışım? Adamın koyununa giren sen değil misin ha? Ya yeter be Allah yıkacağına. Yakacağım yeter. Katil edeceksiniz beni ya. Evet ben daha boşanmadım. Kimsenin de koyununa girmedim. Bunu da Özkan için yapmadım. Kendime saygımdan yaptım. Boşanmadın tabii. Boşanmak öyle kolay mı? Evet o kadar kolay. Bir sene önce boşanma davası açtım ben. Özkan benim için bitti bitti. Acaba sen Özkan için bittin mi ha? Ne diyorsun sen ya? Ya Gülseren bu kadar şey olma diyorum ya. Ben istiyorum ki Özkan'la tekrar bir araya gelesiniz işte. Önemli olan benim olan sizin mutluluğunuz. Ya ne mutluluğundan bahsediyorsun sen? Sizin için her şey para ben bilmiyor muyum sanki? Ne yaptın ettin Özkan'ın kefaletini buldun hapishaneden çıkarttın bravo sana. Çünkü Hazal için tek başına para koparamadın değil mi? Ama Hazal saptırmayacağım size başaramayacaksınız. Çekil. Böyle de yüz. Vallahi evet. Fakat ben çok sevmiştim ama sadece ben değil herkes sevdi. Şimdi ben paramparça dedim ama yani o sinema filmlerinden sonra dizi, ilk dizi Kavak Yelleri. Evet. Değil mi? Kavak evet. Yelleri. Arkasından Kartallar Yüksekten Uçar. Evet. O ikinci kez çekilmiş oluyor. Evet ikinci kez. Kartallar Yüksek Uçar'dan görüntümüz var. Aa. Evet. Bak buna çok şaşırdım. Bak ben neler yapmışım evet diyecektim. Ya çok şimdi. Teşekkür ederim. Elif oyalanma da yemeğini bitir kızım. Doydum anne. Ayla. Yatıralım Elif'i lütfen. Peki Mebrure Hanım. İyi geceler kızım. İyi geceler kızım. Babacığım. Gel gel. Canım benim canım. Dişlerini fırçalamayı unutmayalım. Tamam peki anneciğim. Efendim. Bu hafta Elif'in kermesi var okulda. Bütün veliler katılacak. Bütün sosyete yani. Onlar benim çevrem. Sana kalsa her şeyden soyutlanmalıyız. Burada böyle yapayalnız. Boşuna tartışmayalım Mebrure. Sen çok heveslisen git. Ben gelmiyorum. E ne var sende biraz insan içine çıksan? Kendi dengimiz insanlarla tanışsak. Davetler versek ne var bunda? Hiçbir zaman sosyete toplantılarında boy göstermekten hoşlanmadım. Sen bunu hala anlamadın mı? Kabalaşma Mustafa. Sen böylesin işte. Taşralı geldin, taşralı gideceksin. Ben Banazlı İsmailoğlu Mustafa Karabulut'um. Ne geldiğim yerden gocunurum ne de nerede durduğumdan. Ayrıca taşralıysam da taşralıyım. İyi ya tamam. Ya burada biraz aksanım falan var diye dublaj yapılmıştı. Daha sonra da bir daha asla dublajlı iş istemedim. Tabii. Oynadığım karakterlere çok uydu. Yani çok böyle... Haysa Sayeti muhteşem Türkçe konuşan kadın karakterleri oynamadım. O yüzden de biraz benim lehçem, biraz Almanca'dan kalan şeyle kendi sesimi kullanmayı tercih ettim. Çünkü çok doğru zaten. Zor bir iş yani dublaja. Ya beğenmedim, kendimi de beğenmiyordum. Allah'tan o kadar çok uzun sürmedi o dizi. Çok güzel. Ama o ara gelip gidiyordum. Daha buralarda yerleşmemiştim. Yok yerleşmemiştim. Gelip gidiyordum. Orada kabare gösterilerim vardı. Hı-hı. Randevular oraya koşuyordum. Sonra buraya geliyordum. Daha karar vermemiştim. Yani buraya gelmeye yerleşmeye. Yerleşmeye biraz daha. Şimdi gözümün önüne Havlu dizisi geliyor. Ay. Yani buradaki karaktere bir bak. Of o Kudret müthiş. Kudret müthiş. Ömrümü yedi. Kudret çok ağır bir. Çok ağırdı ya. Karakterdi. Bir de uzun vadeli 44 bölüm. Evde bile eşim bazen şey diyordu. Şu Kudret gitsin artık ben karım istiyorum yani. Nereden olursa.
ses tonundan, beden dilinden, vücut yapısından, konuşma tarzından şeye kadar hep içimdeydi benimle haşır neşir. Hani sinema kısa bir dönem çekiyorsunuz, evet, bitiyor, vedalaşıyorsunuz. Ama uzun vadeli hani işlerde biraz ağır geldi bana. Bu kadar kötülüğün bir arada olması, bu kadar canavarlığın aynı zamanda işte hani kadınlar hapishanesi de böyle kabul günü yapılan bir yer değil. Altın günü ama yapılan hani eğlenceli bir iş değil. Oranın koşulları, orada başka kanunlar, başka kendi koydukları kurallar geçerliydi ve zalim bir kadındı. Evet. Güç düşkünü bir kadındı. Bulunduğu yer, geldiği yer onu o hale getirmiş. Evet, evet. Her şeyin tabii ki bir sebebi var. Var. Ya ben Bakırköy cezaevine gitmiştim izlemeye, yani insan, ben işte gidiyorum, yapıyorum önceden, böyle hazırlık safhamda o da var. Bir iki mahkum yatmış kadınlarla sohbet ettim biraz beden diline bakmak için. Bakırköy'e gittiğimizde atölyeleri falan gezdirdiler bize, çünkü orada çok, Bakırköy çok örnek bir cezaevi, evet, ve çok olumlu çalışmalar var. Meşgale buluyorlar. Buluyorlar. Onları meşgul ediyorlar. Kostüm yapıyorlar, dikiş var, nakış var. Bir sürü şey öğreniyorlar. Resim yapabiliyorlar. Kütüphaneleri var. Çok örnek, hakikaten çok örnek bir. Yani Allah kimseyi düşürmesin de. Amin. Ama oraya iki kere gittim, orada insanlarla, kadınlarla sohbet ettim. Böyle bir atölyede çalışıyorlardı. En dipte bir tane tek başına oturuyordu, böyle sert bir şey. Ben burada da siz yani Kudret gibi birisi var mı falan dedim. Onu gösterdiler. Ben yavaş yavaş onun yanına gittim. Ne haber, nasılsınız? Falan böyle bir tip. Burada Kudret gibi bir tip var mı? Ben varım dedi. Ay. Yani hakikaten o arada bayağı oynamıştık bir ara. Bayağı birkaç bölüm çekmiştik. Baktım hiç yalancı bir karakter canlandırmamışım. Var yani orijinallerinde de. Tabii zaten canlandıracağın karakterin kendisiyle karşılaşmışsın ve evet, sana daha da güç vermiştir. Verdi. O. Yani en azından uyduruk bir şey yapmadığımı gördüm ve hakikaten yani bu şeylerin içerisinde böyle kadınlar var. Var. Yani birileri mutlaka öncü oluyor, şef oluyor, patron oluyor, bir şey oluyor. Onları idare ediyor. Yöneten yani oluyor. Kolay bir yer değil. Allah dediğin gibi kimseyi, evet, düşürmesin. Ama işte hayatın içinde o da var. Ve oradaki kadınlar da var. Evet. Ben de Firar adlı bir film yapmıştım. O zaman Paşa Kapısı'nda bir kadınların cezaevi vardı. Çok etkilenmiştim gerçekten. Ya ben sizin en zor, yani asla yapamayacağım dediğim şey kurbağalar. Kurbağalar. Nasıl oynadınız onu Hülya Hanım ya? Çok zor bir film değil miydi o? Çok zor bir karar. Çok zor ama sen muhteşem, tabii bu kadar de tecrübeden sonra sen de yaparsın. Ben gider kurbağalarla önce bir sohbet edeyim. Avludan görüntülerimiz var. O Kudret karakteri bayağı seni de yoran, seyirciyi de İllallah dedirten bir karakterdi. Bakalım. Sabahın hayır olsun Kudret Sultan. Kahvaltını getirdim. Abla ayıp ediyorsun. Malzemenin en kalitelisi var yumurtanın altında. Bana bak. Şu yeni gelen kadın. Neyin nesi? Deniz diye çağrılan bir abla. Önemli bir değil. Gözün üstünde olsun. Bunlar çaylak, masum görünürler. Sonra bir bakmışsın. Ya idarenin ya da Azra karısının adam olmuşlar. Hem fizik olarak hem ses olarak bedenini, duruşunu çok
Gerçekten çok başarılıydı. Teşekkür. Ya bayağı azarlar işittim aslında. Bu ilk bölümde, Yüksel yönetmenimiz arkamdan ben bir yürüyorum böyle bir bağırdı. Sen ne kıvırtarak yürüyorsun dedi. Böyle mi yürür hapishanedeki kadın dedi. Ben farkında değilim. kendi normal yürüyüşüm öyle. Sonra bana izletti. Hakikaten olmamış. Olmamıştı. Zaten zaman içinde oluşuyor ya. Evet. Sonra yürüyüşünü değiştirdim. Bayağı bir erkekleri sokakta çok izledim. Erkek yürüyüşü. Biraz böyle o tavırlar falan. Bütün onların birleşimi. Onlar da havalandırmaya çıkıyorlar. Onlar da havalandırmaya. Yani Kudret'i hem sevdiler hem nefret ettiler. Yani erkekler çok izliyordu. Yani bir kıraathanede bizim yönetmen gidip arada izliyormuş erkeklerle nasıl. Ha bizimki çıktı falan. Durun durun falan deniyormuş. Böyle sokakta adamın birisi geldi. Abla sen ne nasıl ya şu harekete bitiyorum falan. Yani bir sürü insan kendinden bir şey kaptı oldu, galiba. Yani tabii. Keyifliydi tabii. Güzel işti, ağır işti ama. Ama neticede çok başarılıydı ki bu kadar da uzun sürdü. Biraz da yüküm vardı. Keriman'dan kurtulma yükü. Hani herkes ne kadar farklı değil mi şimdi? Az önce Keriman'ı izledik. Ben içimden gülmek geliyor dedim. Şimdi burada da ağır bir şey. Ama işte hayatın içinde bu da var. Allah hepsini kurtarsın amin diyelim. Amin. Buradan Bakırköy kadın cezaevinde ziyaret ettiğim insanlara selamlar gönderiyorum. Yani aslında oyuncu olarak bu kadar geniş bir yelpazede bu kadar farklı kadınları içselleştirip oynamak çok önemli. Az önce metot oyunculuğundan söz ediyordun. Evet ama bu kadar kötü karakteri nasıl oynar bir insan diye düşünüyorsun. Genellikle kötü kadını oynatıyorlar çünkü. Bu da senin güzel bir sözün var. Kötülük dediğimiz şey bize kapılar açar. Hele oyuncuyla ilgili. Evet. Kendimize getirir. Doğru bakmamıza yardımcı olur diyorsun. Ve zenginleştiriyor oyununu, ifadeni, vücut dilini, sesini kullanmanı. O nedenle aslında bir oyuncu için avantaj diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Çünkü bir başka dizi daha aklıma geldi. Güvercin. Orada da bir annesin. Ama doğulu bir annesin. Neyse ben anlatmayayım. Zaten seyircilerin seyrettiği. Ama bir hatırlatma. Olur, İzleyelim mi onu? Olur. Oradaki anneyi. Kevsa Hatun'du. Ya. Ne istiyorsunuz oğlundan? Oğlunu değil. Kızımızı istiyoruz Bedir Ağa. Kızımızı. Kevsa kadın. Söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım. Nefise! Oğlum kızım Nefise'yi kaçırmış. Hop hop kendinize gelin. İftira atmayın. Nefise! Kevsa kadın. Sabah sabah bela mısınız kapıya dayandınız? Senin derdin benle. Çocuklarımdan uzak ol. Bizim derdimiz kızımızı kaçıran oğlunla. Al. Al oku rezaletinizi. Lan Müslüm! Oğlum. Sen yetmedin. Bir de oğlun geldi bulaştı bize. Yapıştınız yakamıza, düşmediniz. Ama yani bütün o kötü dediğimiz yani antagonist karakterler kötü insanlar olmak değil zorunda ki. Değiller. Aslında değiller, evet. Doğru. Yani damarınıza basıldığında herkesin içinden ben o çıkar. Şey çıkan bir şeydir. Onu önemli olan doğru yerde göstermek. Yani hani bizim işimiz bu ya, bir melek var, bir şeytan var, bir iyi var, bir kötü var, bir siyah var, bir beyaz var. Orada başrol oyuncumuz her zaman
daha film başladığında kahraman olmamıştır. Başrol oyuncumuz o engelleri aşacak, o kötüleri yenecek, ondan sonra kahraman olacaktır. O anlamda kötü roller ya da oynadığım karakterleri bu noktadan değerlendiriyorum. Yani iyi besleyen karakterler bunlar. Başka türlü takip etmez ki seyirci zaten. O yüzden de önemsiyorum ben. Şu anda Üç Kuruş adlı dizin devam etmekte. Ama son filmin Dilber Ay'da canlandırdığı orada Dilber Ay'ın çok dramatik bir hayat hikayesi var. Güçlü bir kadın ama ona o gücü veren, onu destekleyen, ona moral veren, yaparsın, sen yaparsın diye güç veren bir kadının başka bir karakteri burada da canlandırıyoruz. Karakter nasıl bir karakter? Aslında ilk etapta Dilber Ay'ın annesi olarak yazdılar. Şeyinde düşünülmüştü. Ama Keçe, Hakan Keçe yönetmenimiz geliyor ve Bursa Köse'yi alıp kayınvalide yerine koyuyor. Ki o da onun hayatındaki tek iyi insan. Ya. Yani çok nadir iyi insan var etrafında. O da onun oyuncu. Her kadının vardır ya, belirli şeyleri kurtarmış kadınların, bir şeylere ulaşmış kadının arkasında böyle bir destek vardır. Ya annedir, ya abladır, ya komşudur. Ya sizin gibi oyunculardır. Bir Hülya Avşar'dır. bir vizyonunuzun açılmasına sebep olur. O anlamda Hafsa Ana da onlardan bir tanesiydi. Böyle bir... Onu öyle bir düşündük. O kadar senaryo içerisinde çok büyük bir ağırlığı yoktu ama biz yönetmenle düşündük ve bir şeyi kurduk yani. O da belki aynı. Hani empati niye? Herkes birbirine o ortamda. Çünkü nefes almak, ayakta kalmak, hayatta kalmak söz konusu. Bütün kötülüklerin, fakirliğin, zavallılığın olduğu bir ortamda bir kadın diğerini niye korur? Çünkü diğerleri korumuyor. Mutlaka bir empatidendir diye. Tabii. O da yara almıştır diye. Ondan sonra onu değil mi? Topal yaptık. Bacağının bir dayakta kırıldığını falan. Böyle bir alt metin koyduk. Geçmişi var. O yüzden de kadın dayanışmasını daha anlaşılır bir şekle sokmak istedim. Şimdi biraz sinemayı, oyunculuğu bir tarafa bırakalım. Çünkü devam etmekte olan bir özelliğin daha var. Sen yazıyorsun. Şiir yazıyorsun. Deneme kitapların var. Sonra orada bir kitap var. Soytarı Özgürlüğü. Soytarı Özgürlüğü. Ay, çok teşekkür ederim. Bu isim nereden, Soytarı Özgürlüğü'ne? Çok enteresan bir isim. Değil mi? Soytarılar en özgür insanlardır tarih boyunca olalı beri. Yani padişahların karşısına bile çıkıp doğruyu söyleyen, dilini tutmayan, gerçekleri korkusuzca dile getiren, ayrıca da eğlence sağlayan, hani soytarıyı herkes bilir. Bizim dilimizde biraz soytarılık mı yapıyorsun diye biraz daha şeye geçmiş ama temelinde birazcık komedi oyunculuğundan, oyunculuktan bahsediyorum. Oyuncu olmak isteyen insanın içindeki çocuktan çok içindeki soytarıyı keşfetmesi gerekir. Den yola çıkarak. Yakında bir kitabın daha çıkıyormuş. Çıkıyor mu? Yakında. Ya işte biraz, biraz böyle polisiye bir şey diye duydum. Evet. Doğru mu? Nasıl? Polisiye, bilim kurgu. Beşinci Kan ismi. Dört tane kan var biliyorsunuz. Kan grubuma göre beslenmeye ben yıllar önce başladım. Ya bu nedir kan grubuna göre beslenmek? Bu kadar mı güzelleştiriyor bir insanı? Güzelleştiriyor enerji. Ya bana da böyle bir sır ver. Kesinlikle. Ne? Önce kan grubunuzu öğreneceğiz. Şimdi burada söylemeyelim de. Tamam. Peki. Kan grubu, yani doğru beslenmenin ne olduğunu çok araştırdım. Herkes aynı şeyleri yiyor, aynı diyetleri yapıyor. Biri zayıflıyor, öteki zayıflamıyor. Hemen ya da işte birine yarıyor, öbürüne yaramıyor. Tabii. Bunun temelinde ne vardır diye doğru beslenme yönünden kan grubuyla beslenme olayını bir 15 sene falan oldu. Bayağı. O zamandan beri uygulamaya çalışıyorum. Sonra bunun hayatımıza çok önemli. Yani bir damla kan veriyorsunuz. Bütün seceremiz dökülüyor mu? Dökülüyor. Her şey. O zaman yani insanın suyu kan ve kanı araştırmak çok ilgimi çekti. Çok
heyecanlıydı. Yani kanın çeşitlerinden neyse ben önemine kadar güzel bir seans istiyorum. Evet. Merak ettim çünkü. Evet. Kitabında beşinci kanı buluyoruz yani ve altın kan deniyor. Hatta peygamberlerin, kutsal insanların da kanlarının böyle altın kan, kutsal kan olduğuna inanıyor. İşte Hazreti İsa birilerine, hastalara dokununca iyileştiği söylenir. İşte yürüyemeyen yürür filan. Onlar mübarek insanlar. Evet, tabii. Aslında ama kanını verdiği çok iyi. Gerçekte söyleniyor. Bunları araştırdım filan ve neyse, kanı güzel bir yol bulmuşsun. Sonuçta önemli olan o. Teşekkür ederim. Aslında ben utangaç biriydim. En zor yıktığım tabu utangaçlığım oldu demişsin. Herhalde oyunculuğu seçtikten sonra bu tabuyu yıkma kolaylaştı. Yani o özgürleştiriyor çünkü oradaki sen değilsin. Birisisin. Değil mi? Oyunculuğun ana temeli bu. Yani kendini oradan, bir tarafa bırak. Evet. Yani başkaları hakkında ne der? Nasıl, ne düşünürler, nasıl yargılarlar? Tabii ki hepimiz güzellikten yanayız. Hepimiz kompliman almak isteriz, sevilmek isteriz, elbette, takdir görmek isteriz. İnsan bunun için yaşıyor aslında. Ama oyunculukta temel şey kendini boşaltmak. Ve o tabulardan, işte aldığımız eğitimden, yasaklardan, gelenek göreneklerin etkilediği, bir kız çocuğu olarak Anadolu'da yetişmiş bir kız çocuğu olarak hep utanmıyor musun? Ayıp değil mi? Şeyiyle büyüdüğümüz için onlar bizi, daha çok kadını hep geride tutmasına sebep oluyor. Ayrıca da kadına gülünmez, kadın komedi pek yapmaz çünkü. Bütün bunların temelinde bu vardı, bunu atmak. Bu tabuların hepsini yıkıyor sanat. Evet. Şimdi ben bir şey daha sormak istiyorum sana. Son çalışman yine bir sosyal sorumluluk üzerine. Hazar Fen Ensemble organizasyonuyla çocuklara masal anlattığın ve çocukları çeşitli müzik enstrümanlarıyla tanıştırdığın, evet, müzikli masallar yaptığın. Bundan da söz et. Neden seni bırakmayacağım? Tamam, süper. Eşimin kurduğu bir çağdaş müzik yapan bir ensemble bu, orkestra. Onlarla böyle bir projemiz vardı. Peter ve Kurt çok meşhur bir oyundur. Bir masalda bütün kahramanlar bir enstrüman. Ay. Yani ben kenardan biraz anlatıcıyım ama hep o enstrümanlar konuşuyor, onlar dile getiriyor ve çocuklar için muhteşem bir olay. Hem enstrümanları tanıyorlar, hem nasıl ses çıkardıklarını biliyorlar, hem bir ensemble ile, kocaman bir orkestrayla onu çocuklara sunmak çok acayip keyifli bir işti. Hatta eşimle birlikte projemizi öyle bir geliştirip işte mülteci kamplarında mülteci çocuklarla müziği tanıştırmak çok büyük bir hayalim. Hala hayalim. Ama işte araya korona girdi. 2 senelik, 2,5 senelik bir şey girdi. Biz normalde bütün 23 Nisan bayramlarında okullarda, işte belediyelerin çocukları topladıkları salonlarda bunu yapmak istiyorduk. Gördük çünkü çok keyifli. Yaparsınız. Evet. Yaparsın. Bunu çok arzu ediyorum. İnşallah bu hastalıktan tez vakitte kurtuluruz. Kurtuluyoruz gibi. Evet. Yani çoğu gitti, azı kaldı. Evet. İnşallah devam edecek. Bütün çalışmaların, bütün emeklerin. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Burada olmaktan acayip mutlu oldum. Çok onur duydum. Ben de seni çok severim. Çok da özlemiştim. Epeydir de görmemiştim. Sevgili seyircilerim, bugün çalışkan, akıllı, azimli ve çok yetenekli bir oyuncuyu konuk ettik. Onun yaşam hikayesi bize bir kez daha gösterdi ki cesareti olanın yolu aydınlık olur. Ve sevgili seyircilerim, ne mutlu ki bu yılda Ramazan'a kavuştuk. Ramazan'ın bolluk ve bereketi üzerimizden hiç eksik olmasın. Ramazan ayımız mübarek olsun. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.